Hocam ben hakikaten teşekkür ederim. Ben notlarımı aldım ama bunların hepsi bana göre kuduk oldu. Pek çok şey zaten ben notumu aldım. Hepsi burada. Geçtik, konuştuk. Yani sizin bir akıl tarafı kaldı bende. Akıl kelime olarak tek. Evet. Ancak her insanda farklıdır. O fark niye? O fark dünya eğitimi sırasında ders olarak göreceği nefs derslerine göre belirleniyor aklın derecesi. Yani her insanın akıl derecesi farklılığı, kişilik farklılığı, karakter farklılığı o yaşamın sırasında görmesi gerekli olan belirlenen ilahi sistem belirliyor. Çünkü insan bedeni giydirilmeden önce ruh ile belirleniyor bu yaşamında. Sen şu 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 dersleri göreceksin beraber belirliyorlar ruhlarla görevliler. Yani biz esasında derslerimiz belli bizim dünyaya gönderilmeden önce. Şimdi Ve bu derslere göre başarılı olabilecek akıl kapasitesi ve muhakeme kapasitesi veriliyor. O zaman ben bir anlatsın siz de tamamını ben bir şey söyleyeceğim hocam. Evet. Atlıyorum diye böyle müdahale ettim galiba. Onun için de anlamamızı sağlayacak olan hani enerji, şekil enerjisi. Çünkü Kur'an'da iki tane özellik yanına aklı koyar. İşitme ve görme yeteneğini kullanıp onlardan gelen verileri aklınla değerlendir. Akletme dedik ya burada. Görünce evet. Ne diyeceksin? Akledeceksin. Evet. Ne oluyor diye. Şimdi müsaade eder misin? Buyurun. Kafamdakini unutuyorum sana. O kadar benim de becerilerim bu konularda fazla değildir. Akıl Cenab-ı Allah herkese eşit veriyor. Bunu ben böyle biliyorum. Haksızlık kelime etmiyor. Olarak eşit. Ne? Kelime olarak eşit. Kelime olarak eşit. Ama kelime... Zeki olarak demedim ama. Akıl tabii. Herkese eşit dağıtım. İşte derslere göre dedim ya. Derslere göre. Yani akıl kapasitesi derslere göredir. O dersler hangi akıl kapasitesine ihtiyacı duyuyorsa, onun için kapasitenize göre biz sizi sorumlu tutarız der. Ha kapasitesine göre. Sıfırsa zaten aklı yoktur. Bitti. Dini de yoktur der. Sorunu tutmaz. Onun için kapasitesine göre. Şimdi onu da oldu. Onu da kendine revize etmem lazım bilgiyi. Ha. Akıl demek ki kapasite olarak değişebiliyor. Evet. Ve ondan ve sorumluluk da o kapasiteye göre sorumluluk yüklüyor. Evet. O sorumlulukla sen Kur'an'ı öğrenebiliyorsun. Allah'ın vahyettiği mesajları öğreniyorsun. Aklın yoksa onu hiç dokunma öğrenemezsin. Artı doğadaki Allah'ın var o ettiklerini, varlıklarını ve gizli varlıklarını ve kurallarını da öğreniyorsun. Tabii. Newton nasıl çıktı ortaya? Matematiği nasıl çözdüler? Fiziği nasıl çözdüler? Şimdi akılla çözdüler. Akıl ama yetmez. Başka? Kur'an aklı olana değil, aklını kullanana yetmez. Zaten onu kastediyorum. Onda hiçbir sıkıntım yok. Tabii. Akıl var ama herkes de var. Çalıştırmadıktan sonra ben aslında onu öyle biliyordum kapasite anlamında. Herkese eşit veriliyor ama yok. Sen çalıştırmazsan akıl orada atıl kalır. O da eşit değil. Çalıştırma kapasitesi de eşit. Sen çalıştırmadığın takdirde ben sorumluluktan kaçarım demek de olmaz. Yok. Şimdi aklı o kadar diyoruz ya bazen. Evet, aklı o kadar. Davranışlar. İstese de olmuyor. Tabii. Ama istersen yapabilirsin. Ama yapamazsın. Ama yapmıyorsan sorumlusun. Bu ayrı bir konu. Evet. Bir de aklı iyi kullanmak, kötü kullanmak var. Tabii. Öyle de bir ayrım tabii, var. Şimdi sonradan şeye varılmış. Akılcılarla nakilciler diye bir şey ayrılmış. Ben Kur'an'ı ve dünyayı aklımla ağırlıklı olarak çözerim ya da bırakırım bunu. İşte duygularımla, bilinçaltımla, ön yargılarımla çözerim diyenler çıkmış. Gazali bunların da başını tutmuş. Şimdi Gazali aklı arka planına gitti. Ondan sonra acaba... Gazali'nin yaptığı hata. Hata. Tabii. İşte aklı bile yasaklamışlar. Aklı arkaya itti. Arkaya itmiş. Tabii. Arkaya itmiş sizin hissiyatlarınız,
tahayyülleriniz buna yeter. Zanlar, rivayetler buna yeter. Bir de müşrikleriniz ne derse, evet. Müşrikliği öne çıkardı. Tasavvufu desteklemiş, olmuş, bulmuş. Medreseler onun için öne çıkardı. İşte o esasında... O günden bugüne de onun etkisi altında gelmiş bütün bakın, toplumlar. Şimdi biraz başlangıçta söylediniz ya, oku, öğren ve öğret. Evet. İki tane oku var ya, ilk okunun hedefi evreni oku. Evreni oku. Ha bak bu enteresan. İkinci oku Kur'an oku. Kur'an oku. Tahmin ettim. İşte Gazali ve Nizamülmülk bu ikisini tepetaklık yaptılar. Oku ayetini. İlk okuyu Kur'an'a verdiler. İlk okuyu Kur'an'a verdiler. Evren okusunu ikinciye ettiler. Onun üzerine teknik yönden, bilgi yönünden geri düşmeye başladık. Ha. Yoksa biz öndeydik. Tabii canım İslam şey yani kültürü... Bin yılına kadar, Gazali'ye kadar İslam medeniyeti İslam bilginleri ön plandaydı. Evet. Ve Yunanlılar Grekçe'ye çevirdiler. Evet. Müslüman bilginlerinin kitaplarını. Evet. Ve Avrupalılar da Yunanlılardan aldılar. Ve Yunanlılar o bilgileri... Biz taşıdık onlara. Müslümanlar kendi... taşıdı. Evet. Doğru. İspanya'da, Endülüs'te... Tabii. Özellikle o kanaldan ve çok gitti. Yunanlılar ona kondu. Ha. Rönesans'ın ilk şeyleri oradan başladı. İşte Gazali'nin ve Nizamülmülk'ün medrese, üniversite olarak medreseleri ön plana çıkarmaları bizi, Müslüman toplumu geri bıraktı. Kur'an'ın dışına çıkardılar. Evet. Halbuki ilk oku evren bilgisini araştır. İkinci oku. Çünkü ilk okunun evren bilgisi olduğunu ben Bakara suresinin 31. ayetinden çıkardım. Yani yine ayetlerde. Kur'an dediği dik ederek. O yüzden bilim ve akıl çatışma, evet. Bilim ve akıl yan yana Kur'an ve sonra. Bilim sonra diyorlar. Halbuki evet. Bak şimdi öğreniyorum. Oku, ilk oku evet. Tamamen evrene verelim. Evet. Öncelik oraya verilmiş. Burada sayfalarca açıkladım ben bunu. Evet. Yani bu şeyde Alak Suresi. Ama orada başlayan serüven hala devam ediyor. Aynen. Maalesef. Hala devam ediyor. Ve devam ettiriyorlar. Akıl diyorlar, aklına ne şey diyorsun. Ve insanlar diyorsun ki ya böyle nasıl düşünebiliyorsun? Düşünür. O zaman inançla akıl arasında böyle bir tenakuzluk başlıyor. Ben diyor bilinçaltı... Başlatılıyor. Başlatıyor. Bilinçaltıma koyduğum inanç sistemim var. Ben onu tanırım. Yani duyduğumu, gördüğümü, denediğimi, yaşadığımı, yaşananları dikkate almam. Ben kalıp halinde, ön yargılarımda neler varsa ben onu kabul ederim. Ona inanırım diyor. Bak şimdi bakın Alak Suresi'nin ilk okusu. Evet. Şu kadar açıklama yapmışım. İlk oku nedir? Evren bilgisi. Ve Bakara suresinin 31. ayetinde. Çünkü Bakara suresinin 31. ayetinde hani Adem'i yaratıyorum. Ey melekler, aralarında da iblis var. Melek olarak. Adem'e secde edin diye söylüyor ya. Diyalogta. Esasında buradaki secde ona yardımcı olun. Onun eğitiminde, dünya eğitiminde destek olun demektir o. Yoksa biz bildiğimiz secde değil o. Onu da Bakara suresi 31'de söylüyor Adem'e ve meleklere. Evet. Vallahi hocam çok değerli bilgiler öğrendim yine. Sürekli öğreniyorum. Bugün de yeni yeni şeyler öğrendim. Evet, 1'e 20 var. Evet. Güzel şimdi, bir şey oldu, görüşme oldu açıkçası. Ben bundan çok mutlu oldum. Şimdi... Nedir bu? 28 tane Kur'an tercümesini tercüme edenler. Ha, Türkiye'de. Türkiye'de. 28 tane Kur'an tercümesi var. Tercümesini yapanlar. Yapanlar, isimleri var. Özellikleri. Bunların Türkçe bilenler, Arapça bilenler, ha. Eğitimleri ne olanlar,
Bakın. Arapça bir tek Ali Bulaş var. Bir de Ömer Rıza Doğrul var. Ha, Ömer Rıza Doğrul da şeyin Mehmet Akif Ersoy'un damadı. Ha, damadı. Kahire'de büyümüş. İki tane Arapça ana dili. Bir de siz var. Pekala hocam. Diğerleri ana dilleri Türkçe. Nasıl oluyor bu iş? Copy paste o zaman. Tabii. Sonuçta oraya gidiyor iş. Bakın eğitimlerine bakın. İlahiyat eğitimleri. Yok. Hayır. Yok. İlahiyat eğitimi de olsa. Yok. Bu kök şeyi olmadıktan sonra. Ama bakın yok olanların da şey. Mesela şunlar da. Özel dini eğitim. Buradan bir ifadenizi daha ben bir yerlerde okudum, izledim. Türkiye ne kadar tarikat varsa hepsinin kendi Kur'an'ı var. Aynen. Onu ben de öğrendim sonra. Hatta... Ve okumuyorlar da. Zaten bu kadar varsa ben ne de yapayım ya? Yani var işte, daha ne, daha ne olsun? Mehdi ve Mesih kimdir? Onu sizden duymak isterim. Ben yanıltabilirim. Ben herhalde. Evet. Mesih ve Mehdi aramızdadır. Aramızda. Ne demek bu şimdi? Şudur. Kur'an'dır. Kur'an'dır. Ha, anladım. Yani Mesih, şahsi bir suret olarak bakmamak lazım. Canlı değildir. İnsan değildir. Mesih ve Mehdi Kur'an'dır. Mehdi Kur'an'dır. O hep yanımızda. Bu enteresan. Tabii. Allah, bu enteresan hocam. Yani bu şeyde bakın şimdi. Ama sizin bu, özetle şunu söyleyeyim. Bu yaptığınız hizmet, yani kökünden alıp yapmak. Yani bir redans sözlük diyoruz. Redans sözlük. İtibar edeceğim bir sözlük hangisidir? Redans. Ya adam İngiliz zaten kökü. Dilci. Gelmiş İstanbul'da büyümüş etmiş. Osmanlıca, İngilizce sözlük yapmış. Tabii. Yani buna tabii ki itibar edersin. Tabii. Onun için bu tip tercüme dediğin zaman kökündeki o lisana çok hakim olması lazım. Ön yargısız. Ve de ön yargısız olacak. Evet. Şimdi ben bir şey yapacağım. Evet. Farklı ön bilgilerle beyne doldurulmamış. Evet. Yani ben kendim sıfırdan başladım. İşte anlattınız ya, bir meraktan başladım bu işe. Ben başkasının doldurucuyla başlamadım ya. Evet. Oturur musunuz hocam? Ekrana çıkıp siz de görelim. Bir de ben İlahiyat Fakültesinden de tek. Yani oraya da girin çıktın. Rahli tecrisattan biraz geçtim. Geçtim ve geçmeyeceğimi de gördüm, ayrıldım. Anladım. Mümkün değil. Anladım. Bakın şimdi şu liste enteresandır. O da mı? Bakayım. Dört tane mezhebin görüşleri. Bu din olarak empoze ediyorlar bunları. Ben bu yayın çekimden sonra bunun bir fotoğrafının fotokopisini almak isterim. Olur. Hatta onu bile almak isterim. Elimin altında bulunsun. Evet, buralara gitmedim. Doğrudur. Niye bu kadar ayrılık gayrılık? Şimdi bu arada bir kendime ait kuramım diyor. Tabii herkesin de, pek çok insanın kuramı odur. Veya orada mutabıkızdır. Başarılı olmada 3 tane kıssasa ben önem veririm. Bir tanesi ilme ve akla dayalı düşünme, üretme, fikir üretme, düşünme. 2, bağımsız olma. Söylemde, eylemde. 3, birliktelik. Şimdi bu buraya geliyor. Yani birlikte olabilmek için, birlik çok önemli bir güç. Türkiye'de mesela ayrılıkçılık var. Rağbette. Muaviye onu yaptı. Birliği Muaviye bozdu. Kurdu bu düzeni işte. İlk başlatan o. Birliği bozdu. Salatı kaldırdı. Birliktelik, sıfır yatırımlı olan en önemli sosyal güçtür. Birliktelik. Allah onu istiyor çünkü tek insanlık nesline o düşünceye ulaşabilmeniz için sizin birlikte olmanız lazım ya. Yani toplum yöneticileri, önderleri birliktelik üzerine bir teşvik etseler toplum o kadar bir güç haline gelir ki. Hazır ya. Evet. Yatırım yapmaya gerek yok. Kredi alacağım, edeceğim demeye de gerek yok. Dış kaynak bulacağım diye de gerek yok. Çok önemli bir güçtür. Birliktelik yapmak. Anadolu bir farklı toplumların bir arada olduğu bir mozaiktir. Ve bu mozaik çok güzel bir puzzle oluşturmuş.
Çok güzel bir puzzle oluşturdum. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşıyorlar bölmek için, başaramıyorlar Anadolu'da. Anadolu'yu parçalayamıyorlar. İşte dokuya işlemiş o. Birliktelik ruhu işlemiş. Bizim temelimizde insanın sevgisi var. Evet. Merhamet var. Evet. Vicdan var. Sevgi temelli insanlarımız çok. Evet. Üstünün bir başına bakmayın siz insanlarımızın. Ruhu tertemizdir. Evet, evet, evet. Fıtratımızın çok önemli şeyleri var. Mesela, ben Berlin'de de yaşıyorum, bakıyorum orada insanlarda müthiş bir bireysel egoizm var. Yani egoizm, bireyselcilik var. Kesinlikle. Yani onların naturalarında da o var. Menfaatlerini o yüzden çok iyi biliyorlar. Bak, o da önemli. Bak, menfaati bilmek önemli. Biz de menfaatçi diyoruz. Ya menfaatçi olsun. Yeter ki menfaatini evet. Bilenler olsun. Bizim ülkemiz insanının menfaatçiliği başkasına zarar vermeyecek derecede. Evet. Avrupalı'nın ve Amerikalı'nın ise farklıdır. Bencilliği başkasına evet. Zarar vermek üzere kurulmuş. Evet. Sümürgecilik niye? Evet, evet. Onların hepsi evet. Bencilliklerinin sonucudur onlar. Evet. Hocam bir başka vesileyle İstanbul, Eskişehir'e gelirsem. Hayır, bu bilim ve din üzerine de konuşmak isterim. Bilim benim biraz ağırlıklı hem profesyonellik işime girer, alanıma girer. Hem de bilim, ilgi alanıma bu girer. Kur'an'ın sesinden haberiniz var değil mi? Var var yapıyorsun, dinliyorum onu. Bir firma yapıyor onu daha çok. Yani, hayır hayır. Kendimiz şirket. Ay bir şey o sizin şirket mi? Şirkete yaptırdık. Ha bir şirket yapıyor işte onu kastediyorum. YouTube'da var o. YouTube'da koydum. Biliyorum, biliyorum onu. Yani Ramazan'a yetiştirdik. Ha, anladım, onu gördüm ben. Tabii. Bir de sizin sürekli yaptığınız şeyler var. Yaptığım konular var. Yani günlük. Diğerleriyle yaptığımız konuşmalar var. Maşallahınız var. Bugün bir gün bunlar yerini bulacaktır. İnşallah. Hayırlı bir gün bulacaktır. Sizin güzel bir tabiriniz daha var. Onunla bitirelim. Deniz yıldızı. Aynen. Kurtarıyorum ben. Ne kurtarırsak yar. Şimdi, bak bir tane de beni kurtardınız. Onu söyleyeyim, düşünebilirsiniz öyle. Şimdi çok şey öğrendim Gazi Bey'den. Bana yapılan eleştirilerden bir tanesi bu kadar ilahiyatçı var. Kur'an'ı tam anlayamadı da sen mi anladın? Evet, ben anladım. Bana yapılan eleştiri bu. Evet. Nereden biri. Şimdi ben şöyle hani tam insanları üzmemek için bir şeyler söylemiyorum. Ben elimden geleni yaptım. Vardığım doğrular budur. Kendi vardığım doğrular çerçevesinde ben tercümemi yaptım. Bu kitap benim doğrularım demektir. Hangi Kur'an tercümesini açmaya başladığınız anda düşüneceksiniz, mutlak doğru olmayabilen tercümeler olabileceğini düşünün. Mutlak doğru kabul ederek okumayın hangi tercüme olursa olsun. Evet, bunu özellikle vurguluyorsun, ben onu gördüm. Benim Kur'an tercümem evet. Dahil. Beyanınız var bu konuda, evet. Benim tercümem çevirdiğim evet. Dahil diyor. Evet. Kimin olursa olsun cübbesine bakmayın, ismine bakmayın, sarığına bakmayın. Evet. Okuyun, içinize siniyorsa kendi doğrunuza varın, o doğrunuzdan evet. Sorumlanacaksınız çünkü. Başkasının doğrusundan değil. Evet. Onlar başkasının kendi doğrusunu yazmış. Sen okudun, doğru içine sinmedi mi? Yanlıştır. Kalbinde, gönlünde, aklında, iradenle ve vicdanında. Ne oluşuyorsa doğru odur. Ve sen ondan sonra olacaksın. Evet. O net çünkü. Güzel oldu. Ben de çok memnun oldum hocam. Teşekkür ediyorum. Allah'a